böyle hep eş dost durumu. Ya bugün ekstra bir mezat yaptık ADD yararına. O sarkıttı, o diğer mezatı sarkıttı derken saat 6'ya çeyrek var. O yüzden biraz geciktik hakikaten. Çok özür dilerim. Hepiniz biliyorsunuz bugün vampirler diye şey yaptık. Vampirler üzerine konuşacağız. Arkada tam göremeseniz de Giovannis Konomilia'nın bir fotoğrafı var. Onun da anısına gibi böyle bir saygı duruşu gibi de olacak. Vampirler korku edebiyatı. Gerisi hikaye ekibi zaten biliyorsunuz. Galip Dursun, Işın Beril Tetik ve Demokan Atasoy. Demokan'ın yakın zamanda da kitabı çıktı. Evet. Değil mi? Yani onu da söylemiş olayım. Gerisi hikaye ekibi diye camiada biliniyorlar. Korku camiasında. Zaten kendi aralarında mevzuya çok hakim ve kendi dilleri olan bir ekip. Dolayısıyla ben yine her zamanki gibi kolaya kaçıp çok fazla konuşmayacağım. Ama meseleyi niye seçtik onu söyleyeyim sadece. Yani bir temel tema olmasa da sahaf söyleşilerinde bu sene yine de edebiyat ve edebiyat ve gibi bir şeyler yapmaya çalıştık. Edebiyat ve sinema, işte polisiye, edebiyat ve müzik gibi. Bu da hak ettiği saygıyı yeni yeni kazanan bir konu edebiyatta, korku konusu. Daha önce böyle daha magazinleştirilmiş bir vaziyetteydi. Halbuki korku dediğimiz şey ta insanın biz mezat yaparken şimşek çaktı ve arkadaki arkadaşlar bir anda çığlık attılar. Korku çok temel bir insani güdü. En ilkellerden bir tanesi. Dinin doğmasına sebep olan esas unsur belki de hatta. Korku dediğimiz hadise. Bunun bir takım başka yansımaları var. Bir takım işte antropolojik anlamda, coğrafi de anlamda. İşte Transilvanya'da işte vampirler vesaire, kontrakulalar, işte Anadolu topraklarında çokça bilinen korku öyküleri, mezarlıktan çıkan kızlar daha yakın zamanda Bolu'da mıydı bir hikaye vardı. Yerde, ha. Biz bayağı bir kızı taşladılar falan filan. UFO'yu da taşlayan bir halk olarak kızı da taşladılar. Velhasıl böyle geniş bir konu aslında korku konusu. Vampirler de bunun içerisinde çok önemli bir unsur. Çünkü yine çok temel bir noktadan giriyor. Kan meselesinden giriyor. Kanın başka bir canlıyı beslemesi meselesinden giriyor. Dolayısıyla bunları konuşacağız. Ben yine dediğim gibi sözü arkadaşlara bırakacağım. Kandan meseleye giriyoruz. Buyurunuz. Merhabalar, hoş kanlı geldiniz. Kanlı mevzular. Şimdi kandan önce şu şeyi de söyleyeyim. Bize gerisi hikaye ekibi deniyor falan. Niye deniyor? Çünkü biz gerisi hikaye korku konuşmaları diye bir podcast yapıyoruz. İnternet radyosu. Bize gerisi hikaye korku.com'dan, iTunes'dan, Kahramangiller sitelerinden falan ulaşabilirsiniz. Power FM'in application'ından. Biz burada tamamen korku kültürünün işte ne kadar ciddi bir mesele olduğunu tarihiyle, bilgisiyle teker teker anlatıyoruz. 115 bölüm oldu bugüne kadar. 5 sezondur. 6. sezona da işte bir 15-20 gün sonra başlayacağız. Vampirlerin bu kan meselesine gelirsek Yin ve Yang'dan girelim istiyorum. Hani Yin Yang'ı biliyorsunuzdur belki, Taoizmin o işaretini. Bir tarafta karanlık, bir tarafta aydınlık. Bu doğadaki dengeyi aydınlıkla, karanlıkla, yaşamla, ölümle ifade eder. Ve bizim içimizdeki aydınlığı, o enerjimizi ifade eden nedir diye düşündüğümüzde yaşam enerjisini, akla gelecek şey de kandır. Ve mesela hemen ben bunları çok seviyorum. Bu eski ahitten bir alıntıyla desteklemek istiyorum bu kan meselesini. Yasanın tekrarı 12.23'te der ki, ama kan yememeye dikkat edin. Çünkü ete can veren kandır. Kan yaşamdır, candır. Etle birlikte canı yememelisiniz. İşte vampir konusuna girince de insandan ayıran en önemli şeylerden bir tanesi o kanla beslenmeleri. Ve insana yasak olan lanetli bir şeyi bunlar hayat enerjisi toplamak için kullanıyorlar. Vampir konusuna girdi. Eski ayıttan önce Gılgamış'ta da çok var yerde galiba. Var ama bu hani eski ayıt en eğlenceli hikaye anlatımlarından biridir bence. Yani çok enfes hikayeler vardır. Bir de mesela 1929 Montague Summers'ın Avrupa'da Vampir kitabı vardır ve kitabın daha adından önce Summers bir yine alıntı yapar ve yine eski ahitten yapar bu alıntıyı. Burada da bizim şimdi bir şey gelecek, isim gelecek, onun için hemen söyleyeceğim bir cümle. Yabanıl hayvanlarla sırtlanlar orada buluşacak, tekeler karşılıklı böğürecek, Lilith oraya yerleşip rahata kavuşacak diye bir cümle vardır yine. Yaşaya 34-14'te var bu da. Burada da biz Lilith diye bir isimle karşılaşıyoruz ve işte
en eski vampirlerle, kan emen canlılarla, ölümsüzlerle, tanrılarla karşılaşabileceğimiz yere doğru bu bizi Lilith götürüyor. Çünkü işte biz şu anda Lilith'i işte Hazreti Adem'in ilk karısı gibi bir Yahudi efsanesinden şu anda tanınsa dahi ta Sümer'e kadar izini takip edebildiğimiz bir varlık Lilith. Ve Mezopotamya'da bunun benzeri çok yaratık var. Şimdi konuşacağımız bu vampir denince sizin aklınıza gelen şu andaki imajdan o eski vampirler çok uzak. Genelde mesela işte dişi başlıyorlar. Lilith de öyle. İşte mesela Lamashtu vardır. Yine dişi bir iblistir. Sümer'de, Akkad'da. Ve çocuk çalar. İşte bu hamile kadınlara saldırır. Et yer, insan kanı içer. Zaten bunlar ortak özellikleridir. Ve bütün işte kabuslardan, hastalıklardan filan da onu sorumlu tutarlar o devirde. Ve böyle işte resmettiklerinde bir eşeğin üzerinde duran bir kadındır. İki elinde, burada resimlerden biri geçmiştir belki, yılanlar tutar. Bir göğsünden işte bir köpek, bir göğsünden bir domuz emzirmektedir filan böyle. Korkutucu yaratıklar bunlar işte. Yine bu geçmişte mesela Filipinler'de, dünyanın her yerinde olduğunu da belirtmek için onu söylüyorum. Mananangal diye bir tane var mesela. Dişi iblis yine. Et yiyip kan içiyor ama en önemli numarası istediği zaman belinden yukarısını bacaklardan ayırıp sırtından yarasa kanatları çıkarıp uçarak o şekilde geceliğin gelip tepene çöküyor. O şekilde kanını emiyor. Yine o benzer bölgelerde Penanangal var. O da gündüzleri aslında güzel, normal bir kadın ama cadılıkla uğraşıyor ve kara büyü yapıyor. Bunu pek kimse bilmiyor. Ama o sayede geceleri sadece bir kafasını çıkartıyor ve iç organları aşağıda sallanırken uçarak gidiyor. İnsanların üzerine çöküyor, onların kanını emiyor gibi. Böyle pek çok yaratık var ama bizim işte anladığımız bugünkü o oluşmuş, yeni oluşmuş vampir imajı bambaşka. Şimdi biz bunlara böyle, ben gümbür gümbür canavar isimleriyle girdim ama şunu bir söyleyeyim istiyorum. Yani bunlar niye bizim ilgimizi çekiyor? Biz niye bunları araştırıyoruz? Bunlar aslında o ilk düşünüldüğü gibi böyle popüler kültür ve hafif şeyler mi? Yani bizce değil tabii ki. İşte 115 bölümdür biz bunları anlatmaya çalışıyoruz ama bu Worcester Üniversitesi'nden, İngiltere'den Beşeri Bilimler Bölümü hocası Darren Aldrich var, doktor. Onun Strange Histories diye bir kitabı var. Türkçe'de çevrilmiş İnsanlığın Garip Tarihi diye ama pek yine bulunamıyor böyle, ancak sahaflarda bulabilirsiniz, bulursanız. Ondan sonra oradan bir alıntı yapıp düşünce şeklimizi, bu işlere başlarken neler düşündüğümüzü hani onun güzel anlatımıyla söylemek isterim. Aldrich diyor ki, tarihçi bilir ki günümüzde bizlerin, geçmişte yaşamış insanların inançlarını kavramakta ne kadar zorlandığımız, onları bizden ayıran mesafenin ölçüsünü gösterir. Modern perspektifle bakıldığında bir fikir ne kadar garip ve inanılmaz görünüyorsa, o oranda araştırmaya değerdir. Eğer 1602 yılında Fransız bir hakimin halkı içine şeytan girmiş elmalara karşı neden uyarma ihtiyacı hissettiğini anlamaya çalışırsak, ancak bu şekilde o dönemin entelektüel bağlamını aydınlatmaya başlayabiliriz diyor. Biz de buna çabalıyoruz. Bu o entelektüel bağlamı biz anladığımızda o zaman biz o tarihi anlayabiliyoruz. Sosyal yapıyı anlayabiliyoruz. O yüzden de biz işte bu 4 yıl kadar önce başladığımızda gerisi hikayeye, vampirlere de anlatmamız gerektiğini biliyorduk ve vampirler konusuna girerken popüler kültür anlamında da işte sinema eğitimimiz var, edebiyat bizim ana alanımız. Çok bilgimiz var zaten. Biz bunları ne olacak anlatırız demedik. Hepimiz araştırmaya yumulduk, girdik ve acaba yeni ne bulabiliriz? Hem kendimiz için hem başkaları için ilginç ne bulabilirizin peşine düştük. O sırada da ben mesela bir kitap ismine rastladım. Magia Posthuma. Magia Posthuma, işte Latince ve böyle ölüm sonrası büyüsü ya da ölüm sonrası fenomeni gibi bir anlama geliyor. Bu kitap, ben onu internette ismini gördüğümde o sıralarda daha kayıp bir kitaptı. Hiçbir yerde bulunamadığından, sadece alıntılardan bahsediliyordu. Ha, bu arada internette ararsanız önce Belçikalı bir black metal grubu geliyor. Ondan bahsetmiyorum. Bu Karl Ferdinand von Schertz, Avusturyalı bir avukat ve araştırmacı. 1703 ile 1706 yılları arasında, tam tarih veremiyorum çünkü farklı farklı tarihler çıkıyor karşımıza bu kitaptan bahsedilince. Bu mahkeme kayıtlarını derlemiş. Yani vampirin daha hayal olmadığı, vampirin insanların gerçek bir şey olduğunu düşündüğü,
o karanlık çağların mahkeme kayıtlarını alıp 1700'lerde derlemiş ve bu kitabı çıkarmış. Çek Cumhuriyeti'nde bunu yapmış, o bölgenin olaylarını ve mahkeme kayıtlarını almış. Fakat pek kimsenin bahsettiği bir kitap değil. İşte bir Niels Peterson diye bir araştırmacı internette bir blog açıyor, Magia Postuma diye. Ondan sonra hareketleniyor, araştırmaya başlıyor millet. Ya bu kitap nasıl kaybolur, nerededir, bulunur mu, bulunamaz mı diye. 2010 yılında Prag Müzesi'nde olduğuna dair bilgiler gelmeye başladı. Ama hani kesin bir şey ben bulamamıştım. Fakat 2014'te birisi şeyi koymuş, başka bir Brandt şehrinde, Moravia kütüphanesinde el yazmasını bulmuşlar. Gerçekten 1703 tarihli ve internete koymuş Magia Postuma'yı araştırırsanız. Ama Latince tabii, Latince bilmeniz gerekiyor. Latincesini bulabilirsiniz. Bunları biz nereden öğreniyoruz peki? Bir tanesi çok önemli, yine bir başka kitap var. Montague Summers'ın, işte demin söylediğim 1929'daki Vampir Avrupa'da Vampir. Burada bir yerde anılıyor Magia Postuma. Ayrıca Augustin Calmet'in The Phantom World diye bir kitabı var. Onun da maalesef ben Türkçesini bulamadım. Kendimce hayali dünya, işte ruh ve hayaletlerin tarihi ve felsefesi olarak çevirebilirim. Bu kitapta uzun uzun çok alıntısı var. Ve orada işte bu mahkeme kayıtlarından örnekler veriyor. Ve dediğim gibi bunlar unutulmasın, daha bu işin edebiyatı yok o sırada. İnsanlar bunları yaşadık biz diye millet avukata gidiyor, hakime gidiyor. Başıma bu geldi diye bayağı bunlar kayıtlara giriyor. Bunlardan bir tanesi Moravya'da, işte bir köyde, bugüne Roman ve Çek coğrafyası. Bir kadının gömüldükten 4 gün sonra çıkıp bir spektre diyor onlar. Böyle bizdeki hayaletle hortlak arası bir tanımlaması var aslında spektrenin. Yani sadece hayal gibi dokunamayacağınız bir şey değil de böyle arada bir sizinle muhatap oluyor. Hatta işte Almanca'da bizim filmi de çok ünlüdür, Poltergeist derler. Şakacı bir ruh vardır. Fakat bu kızı, kadınımız pek şakacı değil. İnsanların saldırıyor, boğuyor, vücutlarında yara izleri falan bırakacak kadar canlarını acıtıyor. Ve bunun işte birebir zaten Karabasan'la biz eşleştirebiliyoruz. İnsanların göğsüne oturup işte vücut enerjilerini emdiğini düşünebiliriz. Ve burada işte Sukubus diye bir başka vampir türü vardır, yaşam enerjisi emen. Bize hemen onu hatırlatıyor. Ondan sonra Bohemya'da bir tane şey var. Çoban ölüyor ve çobanı gömüyorlar. Çoban bu sefer çıkıyor. Çiftlik çiftlik gezip insanlara zarar vermeye başlıyor, korkutuyor. Hatta öleceklerini söylüyor ve söylediği insanlar 8 gün sonra ölmeye başlıyorlar. Çobanı diyorlar, biz bunu tutmamız lazım mezarın içinde. Geceleri çıkıyor çünkü. Gündüz gidiyorlar, işte göğsüne kazık çakıyorlar ki çıkamasın, ama çoban onlarla dalga geçiyor kazık çakarlarken. Mahkeme kayıtlarının yalancısıyım. İşte ya bir sopa verin de şu iti köpeği kovalayayım falan diyerekten. Neyse, sonunda adamın cesedini yakıyorlar ve kurtuluyorlar. Ama gerçekten bu zararların verildiği anlatılıyor. Şimdi bu iki tane olay, pek çok devam eden o örnekleri var. Ama burada önemli olan işte vampirin gerçek olduğu günlerden bahsetmemiz. Ve bu ondan sonra da hız kesmeyip 400 yıl kadar da sürüyor. Yani o 1300'lerde bu olayların olduğu anlatılıyor. Ve 1755'e gelene kadar insanlar sürekli mezar kazıyor, işte kazıklamalar, kafa kesmeler, bu cesetleri yakmalar sürüyor. Bir ara o kadar azıyor ki bu, 1755'te İmparatoriçe Maria Theresia var, işte Bohemia İmparatoriçesi. Önce doktorunu gönderiyor bir başka, en son bir olayı araştırması için. Doktor gidiyor, bakıyor, artık burada olacak iş değil, yani bu gerçek olmadığına kanaat getiriyor ve mezar kazmayı mesela yasaklıyorlar. Bu ceset çıkarmayı. Bu köylüleri biraz yavaşlatsa da, ama tabii tam artık 1750'ler işin edebiyat yanını hızlanmasını tabii engelleyemiyor. Ondan sonra biraz sonra şimdi arkadaşlarımın anlatacağı o şekilleri, değişimlerini göstermeye başlıyor vampirler. Ama bir de belirli bir soralım, esas vampir nedir, nasıl bir şeydir? Öncelikle tabii bu arada bu ses arkadan başlıyor. Demin şey, herhalde temassızlık oldu. Arkada gözüm olmadığı için. Evet, ilk önce kelimenin kökeniyle başlamak istiyorum. Çünkü vampir denince yabancı bir kelimeymiş gibi algılanıyor hep. Fakat bayağı bir araştırdık biz bunu. En sonunda anladık ki bu kelime Türkçe kökenli. O da şöyle. Orta Asya Türkçesinde geçen ubir obur kelimesinin
İlk önce Rus yerleşen Türklerle Slav dillerine geçmesi ve daha sonra Fransızca'ya sızması ve Fransızca'dan da bugünkü bildiğimiz bütün dillere şekil değiştirerek geçmesinden oluşuyor. Yani bildiğimiz vampir aslında bir obur veya ubir olarak söyleyebiliriz. Tabii hala Karadeniz'in kuzeyinde obur deniyor galiba. Evet, evet, evet. Tatar dillerinde evet, onlar da obur deniyor. Fakat bu tam olarak kan içici bir yaratığı değil, daha çok cadıyı anlatıyor kelime. Yani köken olarak cadıdan gelme bir kelime. Şimdi ben biraz vampiri tanımlayacağım ama edebiyattaki halini tanımlamak istiyorum. Neden biz bu kadar hayranlık duyuyoruz, aynı zamanda korkuyoruz ve sürekli kullanıyoruz? Yani bu yeni başlamış bir şey de değil. Yani Dracula ile başlamıyor bu iş. Demokan'ın da söylediği gibi çok erken yazına giriyor ki bu anı da olabiliyor, gezi notları olabiliyor, tarih içinde söylenceler olabiliyor. Fakat vampir hep var. Yani kendimizi bildik bileli hep var. Hep kullanılıyor. Edebiyata sızmaya başladığı zaman, yani şöyle söyleyeyim, yazın başladığı zaman, yazı başladığından itibaren farklı farklı şekillerde kullanılıyor, farklı farklı isimlendiriliyor ama belli bir izlediği profil var ve bu profil bizim hayranlığımızı kazanıyor. Aynı zamanda korkutuyor bizi. Fakat ilk başlangıcı kesinlikle bir canavar. Yani bugün bildiğimiz işte romantik duygular besleyebileceğimiz bir yaratık değil. Gece bizim üzerimize çöküp kanımızın son damlasına kadar kurutan ve organlarımızı afiyetle yiyen bir yaratıktan bahsediyoruz. O yüzden ben şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Vampiri neden bu kadar canavar olarak düşünüyoruz ve hayranlık duyuyoruz? Aslında bir ölü. Ve bir canlı gibi, yani hayatta olan bir varlık gibi davranıyor. Bu da bize ölümü hatırlatıyor. Şimdi mesela tabutta yatıyor olması, toprakla sürekli temas halinde olması, özellikle geceleri yattığı zaman tabutun içinde toprak oluyor. Bu bize ölümü hatırlatıyor ve ölüm zaten insanoğlunun en çok korktuğu şey olduğu için bu birinci şeye geliyor. Birinci maddede en çok korkulan şey haline geliyor. Besin tercihinin kan olması. Demokan'ın az önce söylediği gibi kanın insan için kutsal olması, onu yaşama bağlaması ki her varlığı, yaşayan her varlığı yaşama bağlıyor. Fakat görüyoruz ki bu bir ölü ama kan onun içinde yaşam demek. Yani onu hayatta tutuyor ki bu bir tabu haline geliyor böyle bir durumda. Yaşlanmaması, ölümsüz olması. Şimdi insanoğlunun hiçbir zaman ulaşamadığı bir şey bu. Her zaman ölümsüz olmak istiyoruz. Ölümsüzlüğü bulmak için uğraşıyoruz. Ve vampir buna bizim kanımızla ulaşıyor. Bizim ulaşamadığımız bir şeye ulaşmış olması tamamen onu bir üst düzeye çıkarıyor. İnsandan bir üst düzeye çıkarıyor. Geceye ait olması antik çağlardan itibaren insan geceden korkar. Çünkü gece saldırıya açık kılar insanı. Bu da önemli bir özellik, korku unsuru olması için. Avcı olması, besin zincirinin en üstüne çıkıyor. Şimdi insan diyoruz ki besin zincirinin en üstünde her şeyi yiyoruz, her şeyi avlıyoruz, her şeyi öldürüyoruz. Ama vampir bir üste çıkıyor ve ölümsüz. Yani ölme gibi bir şeyi yok, olasılığı yok. O da bizi yiyor. O da bizi yiyor. Yani biz onun neyi oluyoruz? Besini oluyoruz. İçgüdüleriyle davranıyor. Duygu onun için çok önemli bir şey değil. Bu da nedir? Beslenmek ve şehvet. Bu ikisini kullanıyor. Erken örneklerinden bahsediyorum çünkü daha sonra edebiyatta gitgide bu romantik bir hal alacak, hatta aldı. Hani erotik romans, romans, historical romans, yani tarihi roman, romantik diyeyim. Romantik veya erotik türde bu çok fazla örnek var kitap olarak ve seri olarak. Hatta bunlar bayağı seri halinde geliyorlar.
Fiziksel güç, dayanıklılık, bizden çok daha güçlüler. Uçabiliyorlar, kaçabiliyorlar, çok hızlı hareket edebiliyorlar. Kendilerini iyileştirebiliyorlar. Yaralanmıyorlar, hastalanmıyorlar. Yani bizim olamadığımız her şey. Şekil değiştiriyorlar, hayvan olabiliyorlar. Yarasa olabiliyorlar, kurt olabiliyorlar, gerektiğinde yılan ve baykuş da olabiliyorlar. Bunların örnekleri de var. Hipnozla etki altına alma durumları var ki bu insanı en çok korkutan şeylerden bir tanesi. Çünkü insan iradesine sahip olduğu zaman özgürdür ve insandır. Bunu kaybettiğiniz zaman kölesinizdir ve bir araçsınızdır. Bu da onu gerçekten bir korkunç bir canavara dönüştürüyor. İnsan taklidi yapabilmesi. Canavar aramızda geziyor ve hiçbirimizin haberi yok. Yani yanınız nasıl bir psikopat aranızda, yani insan arasına karışıyor, sosyal olarak aktif oluyor ama bir psikopat. Ve siz bunu fark etmiyorsunuz ta ki kurban olana kadar. Vampir de tıpkı bir psikopat gibi. Yani kesinlikle toplum içinde taklit yapıyor ama son ana kadar kendini belli etmiyor. Tabii canı isterse belli ediyor, o zaman da bayağı bir korkunç durumlar oluşuyor diyebilirim. Fiziksel farklılıkları var. Bunların içinde en çok korkutan şey gözleri. Çünkü insanın ruhunun aynasıdır derler gözleri için. Ve vampirin gözleri hiçbir insani duygu taşımaması ve ruhunun aslında olmaması yüzünden gene canavarlığını bir üst seviyeye taşıyor. Ve bizde uyandırdığı istem dışı hayranlık. Hayranlık duyuyoruz çünkü neden? Evet vahşi, evet canavar ama ölümsüz, bizim olamadığımız her şey. Olmak istediğimiz her şey sanki. Aslında evet, olmak istediğimiz her şey. Ve şöyle de bir şey var, aslında hani biz vampiri canavar olarak görebiliyoruz ama insanın aslında canavar olabilme potansiyeli çok daha fazla. Evet. Yani çünkü o içgüdülerine göre beslenmek için ve işte şehvetini doyurmak için hareket ediyor ama insan hiç sebepsiz yere, nedensizce, gerekliliği olmadan bile canavarlık yapabilen bir varlık nihayetinde. Demin Demokan pek çok attan bahsetti. Dünyanın her yerinde vampir var. Farklı farklı adları var. Yunan mitolojisinde mesela çok sıklıkla geçer. Sümer'i zaten söyledi. Lilith, Lilitu, Lamaştu, Gallu, Utukku, Ekimu, bunların hepsi Sümer, Akat, Babil'de geçen isimleri. Yunan'da ise Empusa, Lamia ki Lamia'yı duymuşsunuzdur tahmin ediyorum. Çünkü en çok bilinen adlarından bir tanesidir. Strix veya Striges var. Bunlar doğal olarak mitolojiye doğru kayıyor. Upir'i zaten söyledik. Çin'de Jiangshi olarak geçiyor ama bu belki aranızda seyreden vardır, bir film vardı, onda hoplayan vampir olarak geçiyor. Hoplaya hoplaya giden bir vampir çeşidi. Evet, burasına kağıt yapıştırıyorlar. Tanrılar çıldırmış olmalı da değil mi? Evet, şamanizmde koruyucu kağıtlar vardır üzerinde damgaların olduğu. Onu yapıştırırlar ki zarar vermesin diye. O hoplar sadece. Ama o kağıt düştüğü zaman yemek olursunuz. Şimdi son olarak ben çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Vampir çeşitlerini bir anlatayım kısaca. Demon, iblis dediğimiz şeytani varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar genelde seducer ve yani baştan çıkarıcı kadınlar olarak sunulur bize. Ve ilk erken örnekleri de bu şekildedir. Tanrı, tanrıça olarak gene çıkar veya yarı tanrı olarak çıkar. Özellikle bu daha çok mitlerde görülür. Cezalandırıcı, savaşçı veya işte mesela savaş tanrısıdır, adalet tanrısıdır gibi sıfatları vardır. Ama nihayetinde canı isterse kan da içer, et de yer, insan eti de yer. Arafta kalmış beden işgalcisi, bu benim en sevdiklerimden bir tanesidir. Ölür ama ruhu rahatsızdır ve geri döner ve bir bedeni, bir başka bedeni işgal eder. Yaşayan bir bedenden bahsediyoruz. Ve vampire dönüşür. Çünkü o bedenin içindeyken o kana ve ete ihtiyacı vardır. Lanetlenmiş şekil değiştirici.
bir halt yemiştir. Ve bunun sonucunda da lanetlenmiştir ya tanrılar tarafından ya da insanlar tarafından. Ve bu lanetin en önemli cezası da zaten geceye mahkum olması ve kan içmesi ve et yemesidir. Hayata dönen ceset de biraz bunun gibi ama şey gibi, Araf'ta kalmış gibi, ama bu daha farklı. O tamamen ceset olarak kalkıyor ve vampir olarak devam ediyor. Irk, klan ve tür var sırada. Bu daha çok daha yakın dönemlerde oluşturulmuş bir edebiyat şeklidir vampir için. Özellikle ben tür ve ırk konusunu bayağı hoşuma gidiyor o şekilde gelişmesi. Farklı fantastik yapıtlar çıkıyor bunun üzerine. Zaten konuşmanın sonunda bazı kitap isimleri vereceğiz. Mezar gezgini, bu gene Gold'dan, yani Hortlak'tan gelen bir profil. Yanlış giden deney sonucu, en kötülerinden bir tanesi budur. Genetik bir deney yapılmıştır ve tamamen yanlış gider, vampire dönüşür. Arkadaş, şanslıysan örümcek adam olursun, şanslıysan vampir olursun. Çok çok doğru, aynen öyle. Hastalık taşıyıcı, bu epidemik veya salgın hikayelerinde geçer. Gene son dönemlerde çok güzel kitaplar çıktı bundan ilgili olarak. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de Justin Cronin'in Hiçlikten Gelen Kız. Kız. Evet. Aslında The Passage olarak geçiyor. Ve bir üçleme, iki kitap çıktı. Fakat üçüncüsünü hala bekliyoruz. İnşallah Doğan Kitap çevirecek diye. Bu saatten sonra zor biraz. Bilmiyorum, evet. Bu saatten sonra zor. Artık orijinal okuyacağız, yolu yok. Aile mirası. Yani soydan gelen bir, gene kanla gelen bir bozukluk olabilir veya bir gift, yani armağan olabilir, neresinden bakıyorsanız. Ya bu bozukluk mudur ki? Ben böyle çok vampirlerin tarafını tutuyor gibi gözükeceğim ama. Ya bence bozukluk... Yani şey gibi, hani herkes kendi, yani şey diyor ya, faşizm iki kişi arasında başlar, Bahman'ın lafı hani. Şimdi herkes imkan bulduğunda ve az yetkiyi eline aldığında kendi şeyini kuruyor. Burada da vampirler arasında çok da yaptığı bir şey yok. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Tabii tabii. Taş mı yesin? Tabii canım yani. Kari çekti. Dolayısıyla içerik. Kötülük diye değerlendirip bilmiyorum. Bana ya tuhaf geliyor. Ya etoburuz, karnivoruz yani. Önümüze yani, ne geliyorsa yiyip... Tabii tabii. Ya çoğunluk için belki imkan öyle. Herkesin manyaklaştığı bir dünyada tabii, yaşıyoruz. Tabii. Bize düşmez vampiri eleştirmek. Evet. Demin dedim ya, insanoğlunun aslında çok daha fazla hani canavarlık potansiyeli var. Tabii canım. Yani yazık adamlar. Yani, hiçbir vampirin ben bir seferde 250 bin kişiyi öldürdüğümü düşünmüyorum. Yani tabii, adam hayır, hayır, atom bombası. Adam tek tek yani akşam yemeği, akşam yemeği, aparatif hani en fazla. Evet. Esnaf lokantasına gidemiyor. Evet. Yani. Biraz esnafa gidiyor daha çok. Esnaf lokantası esnafa gidiyor. Kendisine gidiyor. Çok da kullanılan bir şeydir o. Yani semtin canavarı hikayesi yurt dışında falan biraz daha absürt satirik metinlerde eğlenceli bir dille, aynı bahsettiğin gibi. Bütün mahalleyi yemeyeceğine göre. Aklın ve vampirliğin yolu bir çünkü. Yani. Öyle. İnsan canavara yolu... çok tahammül edemiyor. Aslında vampirliğin yolu bir değil işte. Yani şimdi demin anlattığım gibi pek çok yolu var ama sonunda aynı kapıya çıkıyor. Yani yazık diyoruz, yazık adam. En son olarak da Parazit var. Bu Strain serisinin, yani Guillermo del Toro'nun onun Türkçesi... Düşüş ile başladı. The Follow serinin adı. Strain. The Strain. The Strain. Strain'i ne olarak çevirmediler bilmiyorum. Türkçe'ye çevirdiler ya. Çevirdiler de. Strain kelimesini çevirmediler. Ölümcül tür. Ölümcül kitabı tür. Çevirdiler. Evet, dört kitabı var onun. Dört kitabı var. Hı. Ölümcül tür. O da bayağı etkili bir kitap. Bu da parazit sal... Yani paraziti burada çok rahat görebiliyorsunuz. Parazitin nasıl değiştirdiğini. Hı. Dizisi de var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Güzel çekilmiş bir dizi. Şimdilik bu kadar. Daha zaten başka ne söyleyeyim? Bir şey soracağım araya girip. Gel. Birincisi aklıma şey geldi. Bu Lilith meselesi al karısına kadar gidiyor galiba. Gidiyor. Var. Evet. Yosalık döneminde. Çünkü esasen al karısı dediğimiz şey de aşağı yukarı Lilith'in yaptığı işi yapıyor. Çünkü Lilith o tartışmadan sonra şey diyor. Ben de sizin çocuklarınızı alacağım diyor. Hani işte başka al karısı... topraklara başka bir şekilde gitmiş. Bu topraklara da al karısı olarak gelmiş. Al karısı aynı vampir gibi bütün şeylerde vardır, kültürlerde vardır. İşte. Farklı farklı adlarda. Ama mesela siz söylediğiniz için hemen ekleyeyim. Türklerde, yani Türklerdeki vampirler, vampir örnekleri yek, içkek,
Bunlar Türk vampiri olarak geçer. Kötü ruhlardır. Algül Afrika'da mesela ama bizim şeye çok benziyor. Fonetik olarak çok benziyor. Gene Türk olarak Emegen Erlikan vardır. Erlikan zaten Tengri inanışında yeraltı tanrısı. Celbegen veya Yelbeğen, Albastı zaten söyledik. Bunlar hep Türk kökenli, Türk inanışındaki isimler. Bir de şey soruyorum, niye hep Balkanlar? O çok güzel bir konuya geldi ama hemen dur. Neden müzik? Zülfiyare. Dokundu. Adamlar sisler arasında yani yaşıyor. Belki anlatacağım, anlatacağım. Büyük tamam, bir ihtimalle işte İskoçya'da falan da buna benzer şeyler var. Evet. Coğrafi bir şeyle alakalı herhalde, onun için soruyorum. Tabii tabii. Tamam, yani, adam orada. Evet. Ben de bu konuda birkaç tane bilgi var tabii, onu paylaşacağım. Ama ondan tamam. Evvel bizim ustamız Giovanni Scogna Milo'dan biraz bahsetmek istiyorum. Evet. 1929 yılında İstanbul'da Pera'da dünyaya gelen Giovanni Scogna Milo. İtalyan okulundan mezun. Daha sonra 1960'larda sinema yazarlığına başlıyor. Amatör ve daha sonra profesyonel olarak. 70'lerde yazarlığa ve 80'lerden itibaren de tamamen kendini edebiyata ve araştırmaya veriyor. Onun sayesinde bugün Türkiye'de sinemayı, özellikle Türk sinemalarını, edebiyatı iyi derecede biliyoruz. Birazdan etkinliğimizin sonunda önereceğim kitaplar arasında birçok kitap ya kendisinin hazırladığı, ya elinin değdiği, ya işte bir şekilde yazdığı falan kitaplar oluyor. Çevirdi ya da yayın evlerine önerdi. Kendisi tek başına Türkiye'de korku denilen sanat türünü aslında omuzluyor. Belli bir zamana kadar getiriyor. İlerleyen zamanda da hani biz ona yetiştik. Biraz daha el almaya çalıştık, ya tanıştık da. Yazmış. Hani satılmamasına rağmen, tabii, ilgilenmemesine rağmen, deli muamelesi görmesine tabii rağmen. Şöyle bir anekdot söyleyeyim mesela. Evet. Bir kitabı var, çevirsin diye kendisine getiriyorlar. İtalya'da da Fransa'da, Fransızca olarak yayınlanmış bir kitabı var, Jean Genero adıyla. Çevirsinler diye Jean Genero kitabını Giovanni Scogna Milo'ya getiriyorlar, kendi kitabını. İyi peki diyor, çeviriyor da. 57 tane kitabı var. Bunların 30-35 tanesi araştırma kitabı. Çok değişik türlerde. Ve geri kalan kitapları da bir, herhalde 20 tane kitabı da gene telifli, kendisi şey yaptı. Çok önemli. İşte Beyoğlu'nda Fuhuş var mesela. Çok tabii, önemli tabii, tabii, kitap. Tabii. Türk sinema tarihi. Türk sinema tarihi. O çok çok iyi bir sinemanın kitap. Sinemanın çok büyük bir daimi. Sinemada kadınları ilk yazan odur tabii, Türkçe'de yani. 6 yönetmen, işte seks ve erotik sinema. Yani aslında biraz bizim milletin ahlak deyip başka bir şey deyip yabancılaştı ve reddetti. Ne kadar doğru şey varsa, insan ruhunun derinliklerinde gezen duygu, his varsa hepsine bir şekilde dokunmuş, anlatmayı görev edinmiş bir kişi. 8 Ekim 2016 tarihinde kaybettik. 2 sene oldu. Yani inanılmaz derecede feyz aldığımız, adına Fantazi Bilim Kurgu Sanatları Derneği olarak benim de kurucu, bizim de kurucu üyeleri olduğumuz bir derneğimiz var. Adına ödül veriyoruz Giovanni Scogna Milo'nun. İşte yayınlanmamış öykü dalında, işte roman dalında, fantazya, bilim kurgu ve korku üzerine çizimler vesaireler adıyla yaşatmaya çalışıyoruz Giovanni'yi. Gio'nun bu tabii inanılmaz derecede bir araştırma hissi var. Bizim de üzerinde durduğumuz, aslında bize birazcık da hissettirdi, aktardığı şey bu. O nedenle o bilgiler, Sümerler, ondan sonra Edimlular, Akatçalar, ondan sonra Orta Çağ'da bunlar geçiyor. İşte hani Sibirya Türklerinde şu yek vardır falan gibi. Bütün bunların hepsi aslında Giovanni'nin vermiş olduğu, bir öğretmiş olduğu bir şey, bir metot, bir ilham. Bir şey bildiğiniz zaman üzerine kalem oynatabiliyorsunuz. Biz aslında edebiyatçıyız. Biz araştırmacı yazarlar değiliz. Her ne kadar bu konuya da giriyorsak da. Şimdi Giovanni'yi söyledikten sonra şu vampir tarihçesiyle alakalı arkadaşlarımız söylediği şeyler önemli. Eğer karşınıza çıkarsa çok güzel kitaplar var Türkiye'de. Bu bilgilere ulaşabileceğiniz. Yakın zamanda bir tane kitap benim önüme geçti. Yaklaşık olarak bir 15-20 gün önce yayınlandı iletişim yayınlarından. Şimdi adını tekrar söylerim. Ferit Kırgin'in Osmanlı'da vampir söylenceleri üzerine. Yani kitabın altını getirin, imzamızı atalım falan gibisine bir şeyimiz var. Senelerdir uğraştığımız, yıkmaya çalıştığımız hamasi ve yanlış duygularla örülmüş bir efsaneden bahsediyoruz. Bunun çok ekmeğini yiyen ülkeler ya da kültürler oldu. Osmanlı'nın ya da bizim geçmişimizin de bu işin neresinde olduğuna dair
böyle hani kötü ve kirli bir bakış açısına sahip olmadan çok metodik, bilimsel olarak yazılmış bir kitap. İçindeki bilgileri de önemsiyorum. Sen dedin ya biraz önce, neden gelip hep Avrupa'da, özellikle Balkanlar'da falan biz bu işi arıyoruz diye. Aslında bu işin özü şu, dünyanın her yerinde ayrı ayrı dönemlerde yükselen şeyler var. İnsanların ilgisinin arttığı eserler, konular, konseptler, mevhumlar var. Bunlardan bir tanesi de vampir. Mesela 2005 senesinde korku ya da sinemada ya da edebiyatta gene, hani sadece korkunun içerisinde bütün dünyada her şeyi saldıran bir zombi salgını vardı. Hatırlıyorsunuz, her şeyin zombisini yaptılar. Zombiyi öldüren silahlar icat ettiler. Zombi yok yani, bir ortada olmayan bir şeyden de bahsediyoruz. Ondan sonra zombiler üzerine filmler çektiler. Adamın bir tanesi zombi salgında hayatta kalma kitabı yaptı ve yaklaşık 5 milyon sattı sadece Amerika'nın küçük bir vilayetinde falan. Ve bu salgın da aslında vampir salgınıyla çok son derece benzer. Ve işte dönüp dolaşıp gene bizlerin de iştirakiyle bir şekilde başlıyor. 1715 yılında Pasarofça Anlaşması'yla beraber çok büyük bir toprak parçası Osmanlılardan Habsburg Hanedanı'na, Avusturya Macaristan'a geçiyor. Avusturya Macaristan o anda Batı ya da Avrupa Ligi'ni temsil eden en büyük monarşilerden bir tanesi. Avrupa'nın 100-150 sene evvelinde çok ciddi Engizisyon'la, işte kendi yargılama sistemleriyle, din adamlarıyla falan paganizmle savaşacağız adı altında işlemiş olduğu çok büyük cinayetler var. Ve bunları da aradan 150 sene geçtikten sonra aydınlanma çağının ortasında, post-reform döneminin içerisinde bir cahillik, bir geçmişin kara lekesi olarak görüyorlar. Ve yüzyıllardır Osmanlı'nın elinde bulunan Balkan coğrafyası, kendi o yüksek aydın görüşlerine sahip olan ışıl ışıl Avrupa medeniyetine yetişemediği için tuhaf, garip korkularla, düşüncelerle, fikirlerle, canavarlarla bezeli halde buluyorlar. Yani aslında bakarsanız Batı eline geçen toprak parçasının üzerindeki adeti, alışkanlıkları batıl olarak görüyor ve sizi iyileştireceğim diyor. Ve tam kelimesine de bu. Doğu ve Avrupa... İçeriden bir tanesi zaten. Tabii. Doğu'yu hasta olarak görmek istiyorum. Tabii. Yani elinde çekici olan her şeyi çivi görür derler ya. Hani hiç şey demiyor. Yani oradaki inanç, sanat, kültür, bunların bir kıymet olduğunu düşünmüyor. Şey çünkü. Hastalık yani, olduğunu düşünüyor. Bütün dünya Avrupa üzerinden merkezleniyor. Onların etrafında dönüyor. Öyle bir algı var herhalde ondan. Evet. Doğu ve Orta Avrupa ikliminin, toprak tipinin ölümden sonra... fizyolojik olarak insan bedeninin çözülmesinin, işte ölü gömme adetlerinin, mezar ritüellerini yaratmış olduğu bir şey var. Tabii bunların hepsi hani coğrafya kaderdir diye bir laf var ya, çok da tartışılır. Ne bileyim, hala %50-50 galiba. Henüz kazanan yok. Coğrafya bazen kaderde olmuyor çünkü. Bu konuda bir yanlışlık var. İbni Haldun'un öyle bir lafı yok. İbni Haldun'dan alıntılamadım. Ben daha çok daha modern dedim. İbni Haldun'un lafı diye söyleniyor sürekli de. İbn Haldun'un öyle bir lafı yok. İbn Haldun'un buna benzer ifade ettiği bir şey var ama bütününden ancak o çıkartılabilir. Biraz da Ahmet Hamdi'den çıkartılabilir ama yani şeyi var işte, Ozan Sağsöz. Çok enteresan bir şey yazı hazırlamıştı. İbn Haldun'un mukaddimesini The Walking Dead üzerinden inceliyordu. Biz de yakın zamanda zombilerde konuştuk bunu. Ozan'la tanışmamı sağlayan yazıdır. O yani mukaddimeyi işte okumuş bilmem ne vesaire. O söyledi ilk. Yani Twitter'da habire uğraşıyor hatta. Coğrafya kaderdir, onun lafı değil söylüyor hala. Ya. Araya böyle bir gereksiz girmiş olayım. Estağfurullah. Sonrasın. Evet, Twitter'da şey yapabiliriz. Ya ona bakarsan Yavuz Sultan Selim'in mesela söylemiş olduğu bir sürü Sançu vecizesi var. Ve dönüp baktığınız zaman savaş sanatının içerisinde anlatıla gelen bir sürü hikayenin bazen Fatih Sultan Mehmet'te, bazen Abdülhamit Han'da vücuda geldiğini görüyorsunuz. Değil tabii canım, orayı kurmuyor galiba. Ama şey var, mührü orada. Koymuşlar, çok acayip yani. Evet, hazine mührü onun ama biliyorsun. Ya mührü onun da işte Süleyman, o Süleyman değil. Süleyman yani. O cinleri olan, o diğer yani. Yani. Evet. Neyse, yani işin özünde sonuçta Doğu ve Orta Avrupa'nın iklimi, gene baştan alıyorum o cümleyi çünkü önemli bir şey. İkliminin, ondan sonra coğrafyasının, o sarp yapılarının, ondan sonra ölü gömme adetlerinin falan yaratmış oldu. Çünkü... çok fazla derine de gömemiyorlar insanları. Yani zor. Karadağ gördüğünüz bilmiyorum. Ağacın içinden kaya çıkıyor. Öyle yerlerden bahsediyoruz. Öyle kayanın içerisinden ağaç çıkma falan gibi değil. Kapkara bir yer. Tamamen dağlık bir alandan bahsediyoruz. Böyle yerlerde gelişmiş olan bir kültür var. Ve daha köylü görüyorlar. Daha düzeltilmesi, tamir edilmesi gereken yer olarak görüyorlar. Ve
bir yandan da tabii şöyle bir gerçeklik de var. Aslına bakarsanız bir sürü korkunun canavarı genelde 2-3 ayrı arketip ile ya da hani bir özle şekillenir. İlk kaynakları yapıyordur. Birincisi yaşanmış kötü olaylar, büyük ölçüde afetler. İşte evet. Bunlar savaş olabilir, insan eliyle yapılmış ya da yangın, deprem gibi şeyler, yanardağ patlamaları. Bunun yaratmış olduğu bir tanrı vardır, öfkeli, işte herkes öldürür, vampirler dolaşır falan gibi. Ondan sonra salgın hastalıklar olabilir. Yani hijyen çok yeni konular bunlar. İnsanlar çok fazla düşünemiyorlar. Kendilerinden evvel neler olduğuyla alakalı bir yorum getiremiyorlar. Zaten bu salgının da sonucudur. Yani hani orta çağda vampirin bu kadar gerçekten tabii. var olduğunun düşünülmesinin en önemli sebeplerinden tabii. biri o sıradaki o veba salgını. Tabii. Kedilerden olduğunu da bilmezler. Kedileri öldürdükleri için. Evet tabii. evet fareler çoğaldığı için de dağıtılıyor. Kedileri öldürüyorsun fareler sana veba salgı. Yılanları da öldürünce de aynısı oluyor. Yani aynen. orada bir ekosistem anlayışı da henüz oldu. Kedileri de şeyle cadılıkla bağlantılı olarak öldürüyorlar. Tabii. İşte gene. Tabii. Zaten o da ilginç. Kadını cadı, erkeği kurt adam diye yakıyorlar. İşkence ediyorlar. Bu arada öyledir. Yani gerçekten bir kurt kadın göremezsiniz. Çünkü yani mutazip bir ortaçağ İngilizce'sinden falan bahsediyoruz. Nadiren. Kedi dedik, kedi geldi bu arada. Çok tatlıyken. Ondan sonra bilim devrimi öncesinde aslında salgın hastalıklara ya da çaresi bulunamayan şeylere verilmiş olan isimlerden bir tanesi de bu. Vampirin kendisi de aslında bir salgın gibi davranıyor. Çünkü bir anda ortalığı ele geçiriyor. Ama işte hani vampir zaten çok eski bir şey. Dünyanın her tarafında vampirin görülme sebebi de aslında insan dertlerinin benzer, paralel, özdeş olmasına kaynaklanıyor. Yani gerçekten bir yerlerde yanardağ patlıyor, bir yerlerde çok basit bir nedenle salgın hastalıklar oluyor. Bazı insanların ölüp ölmediğini anlamıyorsunuz ve gömüyorsunuz, geri gelmeye çalışıyor. İkili gömme diye bir tane yöntem falan geliştirmişler işte yani. Gerçekten de öyle sığ gömüyorlar. Yani bir yerden sonra adam oradan çıkabilsin diye. Komik folklorik şeyler oluyor. Dünya ve halk anlatısı bizim tahmin ettiğimiz kadar ciddi, sert, karizmatik değil geçmişte. Yani bir vampiri durdurmak için üzerine böyle serpme tohum atıyorsunuz. Ya bulgur, pirinç falan atıyorsunuz. Onların hepsini tek tek saymadan gelemiyor Ukrayna'da. Ondan sonra düğüm güzel. Atıyorsunuz böyle. O düğümleri açmadan gelemiyor falan. Bu ilginçtir bu arada. Anadolu'da da başka damada yapılıyor bu. Damada yapılıyor. Evet. Damat da orada bir vampirleştirmiş. Damada vampir muamelesi yapılır. Ben tabii hiç öyle gözleri çakır bir vampir de görmedim anlatılarda. Hep de bir karayağız adam tasviri de var galiba. Orada biraz bizim de etkimiz var. Yani Osmanlı'nın da bir şeyi de olabilir. Aslında sembolik şeyler tabii bunlar bir yandan da. O yüzden. Onun da bir etkisi var. Evet. Evet. Neyse, bu yaşayan ölüler hikayesinin ardından tabii bir anda Batı kendisi geliyor. Diyor ki ben bu işi çözeceğim çünkü benim elimde bilimim var, siz cahillik yapıyorsunuz. Bu arada tabii bir de bir paradigma değişmesi de var, güç odaklarının değişmesi de var. Daha evvelden işte hani Roma, Venedik, Ceneviz hattında olan Avrupa'nın ağırlık ve şey merkezi, ticaret merkezi, para merkezi bir anda Paris, Amsterdam, Londra gibi yerlere kayıyor ki Paris çok büyük bir metropol oluyor. Göçle almaya başlıyor. O zaman 3 milyon, 5 milyon kişi olduğunu falan söylüyorlardı. Ve vampir lafı da Fransızca'da. Yani Fransız şeyinden, yani Fransızca'dan bütün dünyaya yayılmış bir şey. Ufir'le alakalı olarak anlatılan. İşte tam bunun olduğu yerde insanlar ufak ufak kendileri de müdahale etmeye başlıyorlar. Herkes bir defa her şeye bilimsel bakıyor. Ve o anda da Protestanlar ve Katolik Kilisesi de kendilerine o yeni geçen topraklarda yaşayan Rum Ortodoks Kilisesi'nin batıl inançlarını pompaladığını düşünüyor mesela. Yani körüklediğini düşünüyor. Bütün herkesin aslında cahillik nedeniyle bu vampirlere falan inandığını zannediyor. Çünkü onlar doğru düzgün dini ritüelleri yerine getirmiyorlar. Yani ölüyü defnetmeyi bilmiyorsunuz ki siz bu geliyor. Ya da yeterince memleketi savunmadınız dini. Zaten bizim dinimizin sapkın bir versiyonuna sahipsiniz falan gibi şeyler var. Özellikle Protestanlar çok acımasızdır. Bunun da etkisiyle beraber dağlık kesimde cahil insanların sahip olduğu bir korku olarak vampir hikayesi ortaya çıkıyor. Ama vampir hikayesini, vampir listesini patlatan şey 18. yüzyılın tam ortasında ve son çeyreğinde yükselen şeydir, edebiyattır. Sanat vampiri alıp değiştirir. Bir de daha sonra gotik edebiyat ortaya çıkıp da vampiri yakışıklı ya da çok güzel bir kadın gibi, bir salon insanı gibi, çekici, ondan sonra pervasız, yani yarını düşünmeyen, çünkü adam ölümsüz ya da kadın, bir yaratık gibi sunmaya başladığı anda da işin rengi değişiyor. Lord Byron o, hep evet, bu işin evet. arkasında. Peki ufak bir şey soracağım gelin. Mesela bu işte vampir vesaire hikayelerinde diyelim böyle bir şey var ve bu insanı öldürüyorlar, yani ortadan kaldırıyorlar. Sonra ne oluyor onun malı mülkü?
Başka bir şeye geleceğim. Ya zaten adam öldüğü için yani mülk sahibi olma gibi bir şansı yok. Devlete kalıyor. Kiliseye kalıyor. Tabii. Ya bu bir esasen şey, ekonomi politik mesele. Şeyden doğru, aklıma doğru geldi bu da. Foucault'un deliliğin tarihinde de vardır bu. Kilise dediğimiz şey ekonomik olarak çok güçlü olduğu için ve çok güçlü olmaya çalışıyor. Yani hani Avrupa'nın bundan kurtuluşu işte o reformla birbirinden ayırıp kilisenin ekonomik gücünü elinden alması. Ya, bu ülkede olmayan şey o. Paris'te mesela o geniş nüfus diyorsun. Kadın kocasını şikayet ediyor. Diyor ki ya kocam çok para harcıyor diyor. Meczup diyor akıl hastanesine atıyorlar. Ya da yolda yürürken iki adım yamuk yürüyor. Deli diye akıl hastanesine atıyorlar. Çünkü kilise her akıl hastası başına devletten para alıyor. Ya oradan aklıma geldi. Yani muhtemelen bu meselenin çıkmasında da kilisenin bir ekonomi politik pisliği mutlaka vardır. Bizde de sabah genel akşam anlamda kurumlardan bahsediyorum. Bizde de sabah akşam MR çekiyorlardı ya bir iki sene evvel. Hamilenin aslında hiç fark etmeden her şeyi test, hemen teste gönderiyorlar. Böyle bir ekonomi politik mesele olduğunu da düşünüyorum. Yani haksız onun öyle değilsin üretildiğini düşünüyorum. %10, %15 yani kilisenin defterine kayıtlı olduğunuz için alınan bir komünyon vergisi var. Onların üzerine çökmüşler. Tabii tabii. Yani bırakın diyor. Yani zaten ölünce onlara kalıyor. Ha, işte yani. Şimdi ufacık bir ekleme yapacağım. Aslında yanlış yapmışlar. Mesela bu cadı avları zamanında hep varlığı olmayan fakir fukara cadı diye yakılmış. Onun yerine vampir avlasalarmış en azından daha bir... Ya şimdi işte bir başka alıntıda da şunu söylüyorlar. Batı'da canlıları şeytan olmakla atfedip, kötü olmakla, insanlara karşı komplolar kurmakla yakan insanlar Doğu'da ya da yani Doğu ve Orta Avrupa'da Osmanlı Çin hükmünün altında ölüleri öldürüyorlar diyorlar. Kimseye aslında teknik olarak bir zarar vermiyorlar. Kimseye zarar vermiyor. Yani komik bir şey haline geliyor. Yani siz olayı tamamen yanlış anlamışsınız falan diye orada bir çatışma oluyor. Ama burada da bakın ilginç bir önemli bir durum var. Aydınlar ve bilim çağının öncüleri vampir olayını bir hastalık olarak yani akıl derken bir şey bir histeri olarak ve gerçekte yaşamayan bir canavarın peşinde bir hayalet kovalamak gibi görürken kilise vampiri reddetmiyor. Diyor ki o şeytanın, ifritin, iblisin bir tezahürüdür diyor ve onun diyor çıkartılması, işte dışlanması, kötü söz söylenip tedavi edilmesi lazım kilisece. Yani İncil neyi emrediyorsa o yapılmalı, Hristiyanlığın itikadı gereği ne gerekiyorsa o yapılmalı diyor. Burada daha sonra bütün sanatta da görüyoruz. Yani vampirin üzerine kutsal suyu böyle pıs pıs atmalar, ondan sonra haçtan korkutmalar falan. Hepsi de bu gerçekten o 1740'larda, 50'lerdeki ilk yaklaşımlardan ortaya çıkıyor. Sanat bu işi değiştirdi dedik. Vampir işte hani yakışıklı salon adamı ya da hani şatoda sunda bir prenses gibi. Tabii onlara da gelecek. Bu arada yani hiçbir şey değişmiyor. 200-300 senelik bir hikayeden bahsediyorum ama hala aynılar. Bir şey haline getiriyor. Yeni bir tür haline getiriyor bu gotikle beraber. Modern bir vampir tipi oluşturuyor. Şimdi bu tip önemli. Daha evvelinde vampir dediğimiz şey aslında bakarsanız dağlara, köylere vesairelere sığınmış bir yaratık. Taşra'daki cahillerin inandığı bir şey iken. Daha sonra da 1750-1790 itibariyle vampir artık kent soylu, son derece yemeği içmeyi bilen, entelektüel bir birikim sahibi ama aynı zamanda tehlikeli, çekici bir yaratık haline geliyor. Aslında vaat ettiği şeyler inanılmaz derecede insanların peşine düşeceği şeyler, reddedilecek şeyler değil. Bir defa ölümsüz bu kişi. Ondan sonra daima genç. Bir vampir hikayesi yazmamıştır ama Oscar Wilde'ın Dorian Gray portresi mesela tamamen vampirik özellikler gösterir. Seksi ve karizmatik arzulanan. Neden hocam? Evet. Evet. Hocam hepsini söyledik. Kanıtlandı ki porfirya adlı hastalık. Porfirya kan emme arzusu uyandıran bir hastalık vücutta. Bu bir hastalık. Tıp bunu kabul etti. Porfirya'nın tedavisi için çeşitli ilaçlar çıktı ortaya. Tedavi yöntemleri çıktı ortaya. Yarasanın ilk doğada rastlanan vampir olduğu görüldü. Yarasadan yola çıkarak vampir kanı emerken yarasanın çıkardığı iki şeyin incelendiği zaman sonunda bakıyorlar ki yarasa bir tükürük salgılıyor.
Peki doğadan hocam. Var. Doğadan yola çıkılıyor. Sonra mitolojisi oluşuyor. Sonra dinler kullanmaya başlıyor. Kan içme hainleri yapılıyor. Bilmem ne. Ama edebiyattaki vampir kültürü, vampir yorumu, vampir süslemesi, baron onu alıp kullanması başka bir şey. Gerçekte vampirlikle ilgili porfirya denilen tıbben kabul edilmiş hastalık başka bir şey. Evet evet, ikisi başka şeyler. Ya bu bir piyasa ekonomisi işi. Hocam ben de size itiraz ediyorum. Porfirya. Vampir figürlerinin bahsi geçen yerler zaten yani yakın yerler. Coğrafi olarak da söyledik. Vampir diye bir şey var onların tarafında. Evet. Teşekkürler hocam. Çünkü yetiştiremedik de bir anda. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Haklısınız. Güzel. Ben porfirya konusunda itiraz ediyorum. Porfirya böyle bir şey değil. Bir kansızlık tipi bir hastalık. İnsanların vampir gibi görünmesine, tırnakların çekilmesi, diş etleri çekilmesi, sarımsağa duyarlı olması gibi şeyler. Hocam ben hastalık yok demedim. Bahsettiğiniz hastalık insanda kan içmeyi arzulamak gibi değil. Demir eksikliği olan hisseden herkes gitsin o zaman. Birinin boğazını şey yapsın, ısırsın. Vampir yarasa miti Hindistan'dan geçme bir şey. Baykal diye bir hikayenin içerisinde geçiyor. Siz hiç görmediniz büyük ihtimalle. Kan içen bir yarasa şey. Yarasa küçük böyle bir şey. Yani öyle gelip de kan eden bir yaratık, bir vampir yarasa diye bir şey ekstradan geçmiyor. Tabii haklısınız. Yok, porfirya diye bir şey var. Bundan yani reddetmiyoruz ama yani o kadar o derin bağlantı olarak bahsedilen şey yok. Aslına bakarsanız insanlar öldükten sonra vampire dönüşüyorlar. Yaşarken vampire dönüştü diye ekstra bir şey yok. Mezarından çıkıp insanları rahatsız ediyor diye ilk hikayeler. Tamam hocam, bu vampire dönüştürmüyor ama onu diyorum. Bir vampiri yaratmıyor. Vampirin ölmesi gerekiyor gibi. Hep mezardan buluyorlar diyorum. Benim söylediğim o. Yoksa dediğiniz gibi hastalık mevcut. İlk önce şu psikolojik tarafını bir söyleyeyim. İnsanların arzuladığı kentli, hani tam o dönüş göçlerinde olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Gotik ve romantik edebiyatında özellikle üstünde durduğu bir figür ortaya çıkıyor. Buyurun. Benim kafamda bir şey değil. Tamam, gotik edin. Sizin söyleşinin saati geliyor işin kötüsü. Şimdi, tamam, estağfurullah. Tamam. Tamam. En azından gotik sözcüğünü bir yıldız koyup sayfanın altındaki izah ederseniz dinlerken aydınlanabilir. Gotik daha çok konusunu soylu, büyük aşkları ve karanlık ilişkileri, karanlık ruh halini, romantizmi merkeze alarak anlatan bir edebi tür. Gotik edebiyat diye bahsettiğimiz şey. Bunun ilk örneklerini de işte Radcliffe'den, ondan sonra Mary Shelley'den görebilirsiniz. Ya da Edgar Allan Poe'nun hikayelerinden ve şiirlerinden karşılık bulabilirsiniz. Bu bahsettiğim eserler Sağ Festivali'nin içerisinde çokça var. Gotik'in çok uzun bir konu olduğu için ekstradan söylemiyorum. Gerisi Hikaye Korku Konuşmaları diye bir podcast'imiz var. Orada 2-3 bölüm üzerinden gotik edebiyat konuştuk, gotik sanat. Orada derinlemesine gidip yeni bir bakıp inceleyebilirsiniz. Çok da keyifli bir konudur. Gotik diye bahsettiğimiz şey edebiyatın bir geçiş türü. Aslına bakarsanız tam icat edildiği, yazılmaya başlandığı bir akım olarak ortaya çıktığı dönemi ifade eden 1800'lerin hemen başından 1800'lerin sonlarına kadar devam eden bir türden bahsediyoruz. Nasıl ki bir edebiyat. Tabii. Var, evet. Var. Onların hepsini burada ama yalnız bu, sığdıramayacağımız için değil. Oraya girmeyelim. Vallahi şimdi bu gene... Neyse galiba onu. Evet, evet. Yüzyıl dönüşü diye bir şey var hocam. Siz biliyorsunuzdur. Findus Erkil. Yüzyıl dönüşleri esnasında sanat
sanat camiası özellikle bir bocalama yaşayıp kendini yeniden bir şey yapıyor. Çünkü çok büyük gelişmelerin, atılmaların, ondan sonra bilimsel ve sanatsal dönüşlerin, icatların ortaya çıktığı şeyler. Her yüzyıl başında bir tane gerçekleşiyor neredeyse. Bunlardan bir tanesi Goti'yi imal ediyor. Çünkü bilim çok ilerliyor. İnsan kendisini bilim karşısında daha önce Tanrı'ya karşı hissettiği kadar aciz hissediyor. Yeni bir yorum ortaya koyuyor. Ve Karanlık Romantikler diye bir set, bir nasıl ki bu işte hani Ece'nin beş şairi varsa Türkiye'de de, Servet-i Fünuncular varsa bir edebi tür ortaya çıkıyor. İnsanlar da bunu takip ediyorlar. Çok da hoşlarına gidiyor. Çünkü romantik, inanılmaz derecede romantik. Doğada bulunmayan bir aşktan, ebedi bir susuzluktan, yeri geldiğinde arzudan, tutkudan bahsediyor ve insan ruhunun derinliklerinde de karşılığını bulabileceğiniz bir şey halinde tekrar ortaya çıkıyor. Çok da keyifli bir edebi türdür. Türkiye'de de örnekleri geç olarak da kimlerden gene Hüseyin Rahmi diyeceğiz. Evet. Gürfuna. Evet. Tabii tabii. Evet. Vampir filmleri Türkiye'de yani bir listeler çıktığında hocam çok fazla görünmez. 3 tane falan bulursunuz. Siz büyük ihtimalle aradaki yapımları da bildiğiniz için tarihçeyi de hayır siz yaşadığınız için biz kitaptan okuyoruz ya bunları. O yüzden. Yani biz o zaman yoktuk fırsatı zaten. Buldun, evet. Tabii. Yani işte bir başka bir vampir de Ali hocam olduğu için. Bir alver hikayesi aslında. İşte geçirgenlik var. Dolayısıyla sizin yaptığınız da işte buradaki arkadaşların yaptığı da bir şey aktarırken aynı zamanda buradan bir şeyler de almak karşıdaki insana. Siz bunu çok uzun yıllar çok yani çok da evet. Ali hocadan kedi alırız ya. Evet. Doğru doğru. Evet. Altında yatan asıl şey amaç kültürün mitolojinin ortaya çıkmasının altında yatan amaç ülkeden ülkeye göçlerle birlikte kültür gezerken dinler dinlerde kan içme ayinleri de var. Var. Evet. Doğru. İşte şimdi tabii. Piyasa işine dönüşmüş. Başka bir şey. Evet. Yani dolayısıyla çok imkanı olan vampir olsun. Ve arkada diyelim. Tabii. Ya yani arkada şimdi biraz önce bahsettiğim lahmular falan dönüyor da şimdi geçerken görüyorsunuz bu hani biraz önce konuyu getirip de kent soylu yakışıklı vampire falan getirince hani salon beyefendisine hızlı topladı. Yani. İşte hani o biraz da sinemanın hani getirdiği bir şey. İlk vampirler o kadar yakışıklı değil onu görünsün o falan diye. Tabii sinemanın siz daha iyi biliyorsunuz hemen getirmiş olduğu bir vampir var. Vampir artık çekici, romantik, yakışıklı oluyor. Bir yerden sonra da çok hızlanıyor. Yani manasını değil ama sanki derinliğini birazcık kaybediyor. Çünkü hani belki de hızlı ilerlemek için kendinden ödün veriyor bu hikaye. Ya piyasa vampirin bile kanını emiyor herhalde. Tabii tabii. Yani hiçbir şey bırakmıyor. Dün ya da evvelsi gün galiba yerli vampir filmimiz geldi. Tamam. Tabii. Burada da sabahlayamayız sanıyorum. Şeyde sabahlarız.
Sonuç itibariyle bu vampir hikayesinde arkada göreceksiniz. True Blood filmini koydum. İki gün önce başlayan Yaşamayanlar diye Blue TV internet sitesinde yayınlanmaya başlayan bir yerli vampir dizimiz var artık. Oradaki şeylere de baktığınız zaman pırıl pırıldır vampirler. Hiç öyle mezardan çıkmamış, tabutta yatıyor gibi görünmeyen insanlar. Yüzleri falan bembeyaz parlıyorlar. Biliyorsunuz Twilight diye bir tane şey var. Alacakaranlık diye bir vampir serisi var, modern. Romanı var, filmi var vesaire. Onlarda da vampirler direkt parlıyorlar zaten. Yani artık hiç uğraşmayın sizi. Işıl ışıl. Bir şey söyleyeceğim. Hani genelde biz biraz şey yapıyoruz. Hani vampir parlar mı arkadaşım? Yani bu kadar da romantizm olur mu diye ciddi vampir edebiyatına bir hakaret gibi görüyoruz. Ama ben kitapları okuduğum için en azından şöyle söyleyebilirim. Benim bazı buluşlar çok hoşuma gitmişti. Bu parlamakta dahil olmak üzere. Çünkü edebiyat ilerlerken, eskisinden yararlanırken yeni şeyler de icat edebilmeli. Yoksa yerinde sayar durur. O yüzden gerçekten güzel icatlar da vardı içinde. Bir de son olarak bu bütün konuştuğumuz konularda böyle işte kaçırılmış olan, algılayamadığımız işte terimler, terminolojiler varsa en başta söylediğim gibi biz 4 yıldır 115 bölümdür gerisi hikaye korku konuşmaları diye bir internet radyosu hazırlıyoruz. Orada detaylı bir şekilde eğer konuya meraklıysanız bütün bu terimlerin üzerine her bölüm kitapları bir saat açıyorum. Biz bunları konuştuk. Kitapları anlattık. Altında kaynakları da var nasıl ulaşabileceğinizi oradan görebilirsiniz. Bu şekilde de daha detaylı merak edenler oradan da inceleyebilirler. Ben gerisi hikaye için bir şey ekleyeyim. Her konu var. Yani korkuya malzeme olabilecek. Korku edebiyatına, korku sinemasına, müziğine veya diğer bütün sanat dallarına, resimle dahil olmak üzere hemen hemen her konuya dokunmaya çalışıyoruz. Ona malzeme olabilecek konulara. Yani zombisinden tutun vampirine, vampirinden tutun dünyanın sonuna, dünyanın sonundan işte distopyaya, yani felaket sonrası sistemlere vesairelere. Bilim kurguya da giriyoruz, fantaziye de giriyoruz. Gerçek, saf korkuya da giriyoruz. Yani sadece bunun edebiyat yanı değil, her konuyla yani her konusuyla inceliyoruz. Ve her bölüm farklı bir konu içeriyor. Şimdi vakitte tabii az kaldığı için hemen şeyi söyleyeyim. Madem sağ ofis... Bitti. Sesimizi kesecek diye korkuyorum. Yok yok. 15 dakika var Ali Bey'in konuşmasının başında. Fatih bize bir 5 dakika verirse hemen bir iki tane kitap örneği getirmiştin. Hazır sağ festivali. Hazır Sağ Festivali karşınıza çıkabilecek kitaplar var. Arkada dönen kitap kapaklarını görebiliyor musunuz? Ya da ne kadarını görüyorsunuz? Tam biliyor musunuz? Göremiyor musunuz? Ya bunları şey yapacağız. O zaman de, daha sonra paylaşalım. Daha sonra paylaşalım. Beril'in elinde çok geniş bir kaynakça var. 4-5 sayfalık. Hem fotoğrafını çekerinde hem de şey olacak. Bu YouTube'a bizim derneğin sayfasında bu tüm söyleşileri koyduğumuzda büyük bir ihtimalle açıklamalar hanesine bütün bunları da artık bir borç olarak koyalım. Yazacağız. Ben listeyi yapar çünkü. Size gönderirim. Evet. Lazım direkt çünkü. Eklersiniz. Ona evet. Göre kitapları görebilirler. Kaynak çeşidi evet. Çok önemli ve evet. Kıymetli. Onu yani Gılgamış'tan başlayarak günümüze kadar yeni eserler de dahil olmak üzere ve çıkacak bazı bir iki tane eser olmak üzere bayağı geniş bir liste. Yanlarına da olmazsa yani türlerini young adult yani genç edebiyatı olur, veya gotik edebiyat şeklinde açıklamalarını da koyarım. Böylelikle yararlanmış olursunuz zevkinize göre. Bir tane Ali Hocam söylediği için bir ekleme yapacağım. Dracula İstanbul'da kitabı Kazıklı Voyvoda adıyla 1925'te yazılıp 1928'de ilk olarak yayınlanıyor. 1940 ve 50'lerde Dracula İstanbul'da adıyla kitaplaştırılıyor. 1954'te de Atıf Kaptan'ın Dracula'yı oynadığı bir versiyonu var. Dünya üzerinde vampir dişlerinin sivri olarak gösterildiği ilk film olmasıyla literatüre geçmiş. Amerika'da falan senelerce geçtikten sonra 2000'lerden sonra yayınlandı ilk defa oralarda. Çok ilgi görmüş, saygı duyulan bir eser. Onun kitabı... Tabii. Anlattık evet. Söyledik hocam. Önce. Zaten bizim bu söyleşimizin şeyi sebebi Gio duyurusu yani. Gio'ya saygıyla diyeydi. Sağ olun. Anlayabilecek hale getiriyor kendini. Acaba vampir
ben yanıt vereyim mi? Çok tabii çok basit bir yanıt. Aslında ben şeyi listelerken, yani vampir neden canavar ve neden hayranlık duyuyoruz'u listelerken özde anlatmak istediğim buydu. İnsanın olmak istediği ama olamadığı her şey aynı zamanda, çünkü insanın yenemediği her şeyi yenmiş bir yaratık. Biraz sebebi o ölüm korkusu sanıyorum bunu temellendiren esasen. Kan. Bana bütün korkuyla alakalı sanatları, düşünceleri, tanrıları ya da dini inançları falan hepsini ya ölüm ya doğum belirtiyor. O bilinmez hayat adındaki bilinmez. Yani, harika. Giovanni Scognamillo ön sözüyle Kömer Yayınları'ndan, daha sonra bir daha basılmadı, 90'ların sonunda, 97 yılında olması lazım. Beyaz Balina ya da Kömer. Kömer diye hatırlıyorum ama. Dracula İstanbul'da şey yapabilirsiniz, bulabilirseniz eğer kesin alın. Sağ festivallerinde çok keyiflidir. Giovanni Scognamillo'nun kendi yazmış olduğu Frankenstein, Mumya'nın Laneti vesaire gibi kitapların yanında, sinema kitaplarından bahsetmiyorum, diğer sanat kitaplarından. Özellikle Dracula, ön sözü Kamer'den çıkan Dracula'yı ve Dracula İstanbul'da film kitabını özellikle temin edin eğer burada bulursanız. Var mıdır Ümit? Vardır, kesin vardır. Vardır değil mi? Vardır. Ben de 3 tane falan var, vermiyorum kimseye. Bende de var. Evet. O zaman evet, teşekkürler dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ama çok teşekkürler. Geri Zekâ ekibine geldikleri için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizi ayakta çok beklediniz. Size çok teşekkürler. Ben şimdi Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Sayın Ömer Şatır'ı buraya davet ediyorum. Plaket ve çiçek takdimi için. Bize de çok destek Plaket oluyor mi? Sağ olsun burada. Bize mi? Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ya kan ayarlayamadık ondan. Şey. Kanı biz içip geldik. Ha. Mikrofon çalışmıyor. Değil.